Dinleyiciyle olan ilişkisinin, radyo ile dinleyici arasındaki ilişkinin hangi evrelerden geçtiği ile alakalı sohbet edeceğiz. Önemli konuklarımız var. Biraz konuklarımızı ben önce bir takdim etmek istiyorum. Açık Radyo'nun en eski ve çok önemli programcılarından iki büyük ses ve kayıt arşivcisi Cemal Ünlü ve Bülent Aksoy bizimle birlikte. Yine Açık Radyo'da uzun yıllardır Hikayenin Her Hali programını hazırlayıp sunanlardan akademisyen Aslı Odman. 2000 sonrası internet kültürünü analiz ettiği Express dergisi yazıları Radyo Bread'den tanıdığımız Koray Löker bizimle birlikte. Topluluk yayıncılığının ne olduğuyla alakalı ben de bu arada Fırat Tufan ve radyo araştırmaları yapan özellikle topluluk yayıncılığının ne olduğuyla alakalı araştırmalar yapan, çalışmalar ortaya koymaya gayret eden bir akademisyenim. Biraz topluluk yayıncılığının ne olduğuyla alakalı kısa bir bilgi paylaştıktan sonra sizin bizlerle paylaşacağınız bilgileri dinleyelim. Bugün bilinen manadaki ilk topluluk radyosu 1940'ların ikinci yarısında ortaya çıkmış, Latin Amerika ülkelerinde ortaya çıkmış ve yoksulluğa ve toplumsal adaletsizliğe bir karşı duruş olarak ortaya çıkmış. Bunun sebebi de şu, üçüncü model olarak tanımlanır topluluk radyoları. Kamu yayıncısı da değil, özel yayıncılık biçimini de sahiplenen bir yayın biçimi değil. Bu her ikisine alternatif yeni bir yol vaadiyle ilk örnekleri ortaya çıkmış topluluk radyolarının. 60'lar sonrası özellikle yaygınlaşıyor dünyanın pek çok ülkesinde. Demokrasi kültürüne katkı sağlayan, katılımcı kültürü besleyen çok önemli yayıncılık modelleridir topluluk radyoları. İşçilerin sorunlarını ele alır, kadınların sorunlarını, işçileri topluluk radyoları için akla gelen engelliler, belirli eğitim düzeyine sahip bireyler, ilgi alanlarında ortaklık olabilir bu tür radyolarda. Bununla alakalı Dünya Topluluk Radyo Yayıncılar Birliği AMARC bir takım prensipler ortaya koymuş ve bu prensipler çok da önemli. Yani dünyada topluluk yayıncılarının ortaklaştığı bir takım konular ve yaklaşımlar vardır. Bunlardan da söz etmek istiyorum sözümü bitirmeden. Başka ülkelerin iç işlerine müdahalede bulunmama, eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı saygıya dayanan kalıcı ve yaygın bağların oluşturulmasına dayanan uluslararası işbirliği, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim veya din temelinde ayrımcılık yapılmaması ve insanların kültürel kimliğine saygı çerçevesinde bir takım prensipler ortaya çıkarmış. Ve tüm dünyada da topluluk radyosu olarak tanımlanan radyoların bu prensipler çerçevesinde yayın yapması aslında bekleniyor. Türkiye'deki yayıncılık modelleri sadece kamu yayıncısı ve diğerleri de tamamıyla özel yayıncılık olarak tanımlandığı için ve yasalarda da topluluk radyoculuğu ya da topluluk yayıncılığı diye bir tanım olmadığı için bu anlamda Açık Radyo çok büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Her ne kadar ticari yayıncılık esasları çerçevesinde bir kuruluş gerçekleştirmiş olsa da bugüne kadar 94'ten bugüne kadar yapmaya çalıştığı tamamıyla tüm dünyada olduğu gibi topluluk yayıncılarının az önce söylediğim çerçevede yayınlarını sürdürme mücadelesini layıkıyla yerine getiren yegane örnek Açık Radyo ve bugün de Açık Radyo'yu, radyo yayıncılığını sizlerle konuşmak istiyoruz. Bülent Aksoy, size önce söz vermek istiyorum Bülent Hocam. Sizin radyo yayıncılığı ile ilgili geçmişten günümüze, uzun yıllardır da Açık Radyo'da radyo programcısısınız, çok önemli programlar hazırlıyorsunuz. Sizin bizimle paylaşmak istedikleriniz nelerdir bu konuda? Teşekkür ederim. Ben radyo tarihçesinden bahsedeceğim. Tabii. Bu tarihçenin acı tatlı yönleri var. Buna rağmen Türkiye'de bir radyo sevgisi uyanmışsa bu tarihçenin içinde doğdu. Açık Radyo'nun da öteden beri var olan bir radyo sevgisiyle kurulduğuna inanıyorum. Türkiye'de ilk radyolar özel sektörün yönettiği ama devlet denetiminde olan radyolardı. En eski Ankara İstanbul radyoları 1927-1938 yılları arasındadır onlar. Bakın 11 yıllık bir süre bu radyodan bize tek bir belge kalmamıştır.
Bir tek belge denebilirse buna, sadece 18 sayı çıkabilen Telsiz dergisidir 27-28 yılları arasında. Onun dışında hiçbir şey bilinmiyor bu radyo hakkında. Asıl radyo devlet radyosudur. Bizde radyo sevgisini uyandıran ilk radyo devlet radyosudur. Devlet radyosu deyince akla gelen Ankara radyosudur. İstanbul Radyosu Ankara modelinde kuruldu. Yani Türkiye'de radyoculuğun temeli Ankara'da atıldı. 1950 ile 70 arasında İstanbul Radyosu da önemliydi. Ankara Radyosu'nun bir üstünlüğü daha vardı. Uzun dalgadan yayınlıyordu. Uzun dalga yurdun birçok yerinden dinlenebiliyordu uzun dalga yayınları. İstanbul Radyosu orta dalgadan yayınladığı için sadece Marmara bölgesinden dinlenebiliyordu. Yani o 1950'lerde bile mesela Ankara'da İstanbul Radyosu dinlenmek çok zordu. İstanbul Radyosu yapımları ancak 1964'te çıkarılan bir kanunla Türkiye radyolarının TRT adı altında birleştirilmesinden sonra bütün yurtta dinlenebildi. Zaten radyo tarihine eğilen yazarlar son yıllarda birçok kitap yayınlandı radyo tarihçesi üstüne. Bu kitaplarda, makalelerde dikkate alınan, ön planda tutulan radyo Ankara Radyosu'dur. Radyo bizim hayatımıza Cumhuriyet döneminde girdi. Zaten teknoloji bu şekilde gelişti. Ama çok özel bir anlamı vardır radyonun hayatımıza girişinde. İmparatorluklar halk eğitimine önem vermezler. Ama ulus devletleri özellikle kuruluş yıllarında böyle davranamaz. Her ulus devleti kalkınmaya önem verir. Cahil bir halkla yol alamaz. İnsan her şeyi evinde öğrenemez. Bazı şeyleri okulda öğrenir. Her şeyi okulda da öğrenemez. Kitaptan öğrenir, basından öğrenir. Orada da öğrenemez her şeyi. Radyodan öğrenir. Radyo bunların belki hepsinden daha etkili bir kurumdu. 20. yüzyılın ilk yarısında. Genç cumhuriyetin yeni bir ulus bilinci uyandırmasında çok etkili olabilirdi radyo. Öyle de oldu. Radyoculuğun Türkiye'de arka planında bu olgu var. Ankara Radyosu'nun programlarının bir bölümü eğlence amaçlı, bir bölümü kültürel, eğitsel amaçlıydı. Devletler eğitim öğretim işlerine el attıkları zaman onların öngördüğü programlar devletin ideolojisinden bağımsız olamaz. Sınırları vardır. O sınırlar içinde kalan bir eğitimdir bu. Onun ötesine geçilmesine izin vermez. Ama şu da bir gerçektir ki eğitim öğretim programları ne kadar devletin ideolojisiyle sınırlandırılmış olursa olsun bu işe bir kez el atıldı mı o sınırlar ister istemez bir ölçüde aşılır. Bu da kısmi de olsa bir aydınlanma süreci başlatır. İşte bunun için hiçbir eğitim öğretim programı küçümsenmemelidir. Yeni bir toplum yaratılırken, yeni bir dünya görü aşılanırken bu ülkenin aydınları radyoya büyük destek verdiler. Birçoğu aldıkları çok düşük ücretler, maaşlar karşılığında radyoda çalıştılar. Eski radyocuların radyo aşkı anlatılmakla bitmez. Bunlar radyoya aşkla, şevkle hizmet ettiler. Ya öyle günler olmuştur ki işlerini bitiremeyenler radyoda yatmışlardır. Çok değerli programlara imza attılar. Radyo Türkiye'nin toplumsal sanat kültür tarihine 50 yıl boyunca damgasını vurdu. Türkiye'nin çok önemli sanatçıları, yazarları, aydınları
gelip geçmiştir Ankara, İstanbul radyolarının stüdyolarından. Radyonun en önemli yayınları elbette musiki yayınlarıdır. Musiki dinleme imkanları çok kısıtlıydı bu ülkede. Günlük hayatına musikiyi sokabilmesi. Ama radyo bize her türden musikiyi dinletti. O yıllarda, özellikle o yıllarda klasik batı musikisi dediğimiz musikiyi dinleyebilmek bir lükstü. Bir lüks, bir üstünlüktü. Yani pick-up alacaksınız, pahalı bir şey. Sonra ayrı plak dinleyemezsiniz. Durmadan plak alacaksınız. Paranız olsa bile plak mağazasına gidersiniz. 3-4 plaktan başkasını bulamazsınız. Ama radyonun orkestraları vardı. Senfoni orkestraları, oda orkestraları, caz orkestraları. Radyo ayrıca Cebeci'deki konservatuvarın salonunda çalan orkestranın konserini de yayınlıyordu. Tango orkestrası vardı. Cumhuriyet'in ilk yıllarda mehane musikisi diye horlanan klasik Türk musikisi dediğimiz musikinin asıl değerli örneklerini, ağırbaşlı örneklerini Mesut Cemil Ruşen Ferit Kam yönetimindeki korolarla tanımışızdır. Hakkı Derman Şerif İşli yönetimindeki muhteşem fasıl heyetleri bütün Türkiye'ye fasıl musiki zevkini yaymıştır. Muzaffer Sarı sözlerini unutmamak lazım. Anadolu halk musikisinde o bütün ülkeye tanıttı. Türkiye'de musiki tartışmalarının 100 yılı aşkın bir geçmişi vardır. Musikinin sadece bazı kimseler sadece bir türlü severler. Öteki türlerini görmezden gelirler. Ama radyo bize bütün musiki türlerini tanıttı. Doğru olan da buydu. Bunun halka sağlayacağı bir imkan vardı. Bakınız siz şu musiki dinliyorsunuz ama bunlar da var. Bunları da belki seversin diye hatırlatıyordu. Ben usanmaz bir radyo dinleyicisi olarak radyonun bana sunduğu bütün musiki türlerine kulak verdim. Bunun da çok faydasını gördüm. Her birinden zevk aldım. Her birinin iyi örneklerini tanıdım. Tek kulvarda koşan biri olmamamda radyonun payı vardır. Günümüzün sabahtan akşama kadar tek bir türde musiki yayınlayan özel radyolar böyle midir diye Fırat Bey'e sormak isterim özellikle. Eğitim kültür amaçlı programlarından da birkaçını hatırlatalım. Bize eski radyoyu, o herkese edebiyat zevki aşılayan Arkası Yarın dizisi, Mikrofonda Tiyatro, radyo tiyatrosu programları, yeni çıkan kitapların tanıtılması, Fahri Rıfkı Atay'ın Güzel Türkçemiz programları, Refik Ahmet Sevengil'in eski şairlerimiz, Ahmet Muhit Tıranas'ın Bahki Suha Edebi, onun Şiir Saati programları. Bunlar nice böyle güzel program vardır. Bu eğitim programlarının en çok iz bırakanı, değerli bir pedagog olan Ayşe Abla takma adını kullanan Neriman Hızır'ın hazırladığı Çocuk Saati'ydi. Evlerinde bir radyo alıcısı bulunan her çocuğun sevgilisiydi bu program. Çok değerli felsefeci Nusret Hızır, Neriman Hızır'ın kocasıdır. Neriman Hızır radyo çocuk kulübünü de kurmuştu. Ama radyo yönetimine karışılıp bu kulübün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmasıyla 1950'de Ankara Radyosu'ndaki görevinden istifa etmişti. Güzel şeyleri yıkmak ne yazık ki bu ülkeye özgü bir vasıf, yanında parantez içinde ünlem koyuyorum. Radyonun kendi kendini bitirişine daha o yıllardan haber verir bu tarihsiz olay. Ankara İstanbul Radyoları okulların öğretemediği bir şeyi daha öğretti. Türkçe.
Biz Türkçe kelimelerinin doğru biçimdeki telaffuzunu, vurgularını eski radyoların o anlı spikerlerinden öğrendik. Emel Gazi Mihal'den Zafer Cilason'a kadar bu gibi ve daha nice spiker ağzında Türkçe daha bir güzelleşmişti. Bu spikerler sadece ses tonlarının güzelliğiyle değil, Türkçe bilgileriyle de kendilerini göstermiş insanlardı. Bugün de ses tonları çok güzel olan spikerler var. Radyolarda, televizyonlarda ama Türkçe bilmiyorlar bunlar. 1941-48 yılları arasında Basın Yayın Müdürlüğü'nün çıkardığı çok güzel bir dergi vardı, siz de bilirsiniz. Radyo. Mükemmel bir dergi. Bu dergide radyo çalışmaları üzerine geniş bilgi verilir. Radyodaki sözlü programların metinleri yayınlanırdı. Arkasındaki son derginin son iki sayfasında da dünya radyolarının frekansları ve dalgaları yayınlanırdı. Yani radyo böylesine bir merak. İşte Paris Radyosu, Brüksel Radyosu gibi. Öyle upuzun bir liste. Eski radyonun bütün programlarını saymayacağım. Anmadığım daha niceleri bu eski radyonun başarılarıdır. Fakat şunu vurgulamam lazım. Bu radyonun bu başarısının altındaki bu başarı, bu radyoya emek veren sanatçıların, yazarların, aydınların eseridir. O programın altına imzası olan insanların. Ne yazık ki radyo iyi yönetilmemiştir. Bu kadar değerli insanın bir araya geldiği bir kurum özerk olmalıydı. Özerk değildi. Her dönemde radyo hükümetlerin denetimi altında iş görmüştür. Her dönemde hükümetler radyonun işlerine karışmıştır. Hatta her hükümette bir bakan radyo bakanı gibi iş görürdü. Biz dinleyiciler tabii bilmezdik bu şey. Biz dışarıdan bakıyoruz. Ne ölçüde baskı altında olduklarını bilmezdik. Ama 1950'lerde Demokrat Parti'nin radyoyu ne hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. 1961 Anayasası TRT'yi özel bir kurum haline getiriyordu. Ama ondan sonra da TRT tam anlamıyla özel olamadı. Radyo oyunları, tiyatro oyunları ağır bir sansüre uğrardı. Biz bunları sonradan öğreniyoruz. Mesela radyo tiyatrosunda karamsarlık yasaklanmıştı. Bir karamsar bir sahne olmayacak. Sonradan öğreniyoruz. Radyo temsil kolu kapatılıp devlet tiyatrosunda yapımlarına ağırlık veriyor. Devlet baskısı darbelerden sonra daha bir hissedilir oluyor. Şunu vurguluyorum. Hükümetlerin kaygısı radyoya emek veren insanların entelektüel seviyesinin çok altındaydı. Çok altındaydı. Ben radyolarda görev almış pek çok eski radyocuyla görüştüm. Görüşmediklerimin de anılarını okudum. Yazılarını okudum. Her biri, bu radyocuların her biri o zaman işlerini o kadar ciddiye almışlar ki inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Hele TRT'nin bugünkü halini düşünürsek, bu işe emek veren eski radyocular TRT'nin ya da eski radyoların bu halini anlatırlarken ahü vah ediyorlar. Devlet televizyonunun Devlet Radyosu televizyonunun yayın hayatına girdiği 1970'lerden başlayarak işlevini yitirdi. Albenisini gitgide yitirdi. Çağını çoktan tamamladı. Ama bugün bizim bu radyodan bir beklentimiz olmalı. Nedir o? Tam 50 yıl boyunca ülkenin pek çok değerinin seslerini barındıran muazzam bir arşivi olmalı değil mi? Olmalı. Bu arşivi halka vermeli. Ama hayır, yok böyle bir arşiv. Yok böyle bir arşiv. Radyo tarihi üstüne çok değerli bir araştırma yayınlamış olan
doktor Uygur Kocabaşıoğlu bakınız neler söylüyor. Telsiz şirketinden Devlet Radyosu'na adlı kapsamlı incelemede. Türk radyoculuğu bellekten yoksundur. Söz gelimi 1926-40 yılları arasında radyo işletmeciliğinin sorumluluğunu taşıyan PTT'de bu yıllara ilişkin bir tek belge yoktur. Bunun gibi 1940-64 yılları arasında radyonun bağlı olduğu basın yayın örgütünde de yazılı belgeler bulunamamıştır. Başvurulardan yazılı belgelerin SEKA'ya gitti gerekçesiyle olumlu sonuç alınamamıştır. Ayrıca TRT'nin de radyonun mirasını reddetmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kimi TRT yayınlarında mülga yani kaldırılmış olan radyo idarelerinin evrakının TRT'ye devredildiği ve bunların tasnif edilmekte olduğu yolundaki açıklamalar yer alıyorsa da bütün çabalara karşın bu belgeler elde edilememiştir diyor. Uygur Kocabaşıoğlu devam ediyor. Diyor ki çok şükür ki de bu belgelerin hepsi SEKA'ya gitmemiş. Bir kısmı bırakılmış. Bunlar basın yayın müdürlüğüne ait olması gerekir. Bir kısmının Etimesgut'taki vericide olduğundaki depolarda saklandığı anlaşılmıştır diyor. Ama 1940-64 yıllarına ilişkin kimi resmi yazışmalar, program metinleri, plak ve bantlar iyi bir rastlantı sonucu bulunmuştur. Ne var ki anılan bu belgeler ve malzemelerin bir bölümü TRT'nin belgeleri iç içedir. Kimisi de sağa sola atılmış, kelimenin gerçek anlamıyla tozlara karışmıştır. Radyo tarihi açısından büyük değer taşıyan, bugün bir radyo müzesini doldurabilecek araç gereçlerden günümüze ulaşılabilenler de bu kitabın yazıldığı gününde çürümeye bırakılmıştı. 1999'da Açık Radyo'da kendisiyle Radyo Anılar dizisinde görüştüğüm İstanbul Radyosu'nun eski müdürlerinden Nevzat Atlı bana bu konuda bazı şeyler de anlatmıştı. Ona daha sonra değineceğim. Ama eski radyoculardan birçoğu arşivlerin nasıl yok edildiği konusunda gözlemleri vardır. Uygur Kocabaşıoğlu'nun kitabı 1980'de çıkmıştı. Yeniden basıldı yakın bir zamanda. Radyo tarihine ilgi duyanların bu kitabı okumalarını hararetle tavsiye ederim. Devlet Radyosu'nun tarihi hakkındaki bir eser de Meltem Ahıskan'ın 2005'te çıkan Radyonun Sihirli Kapısı, Garbiyatçılık, Politik Öznellik adlı incelemesi. Ahıska büyük emek ürünü olan bu çalışmasında Türk Devlet Radyosu'nun adeta beyin hücrelerine girerek bu kurumun geçmişini deşiyor. Meltem Ahıska Devlet Radyosu'nun arşivinin yok edildiğini canlı gözlemlerle tespit ediyor. Ama bunun basit bir kayıtsızlıkla, vurdum duymazlıkla açıklanamayacağını kanıtlıyor. Arşiv malzemesi olabilecek şeylerin geleceğe kalmasından radyoda yarar umulmadığını, hatta iş başına gelen yeni radyo yönetimlerinin eski yönetimden kalanlardan zarar görebilecekleri kaygısı duyduklarını çarpıcı gözlemlerle ortaya koyuyor. Meltem Ahıskan'ın yazdığı kitap radyo nostaljimizi fena halde hırpalıyor, derin bir biçimde sarsıyor. Bu kitabı o günlerde hakkında, bu kitap hakkında bir tanıtma yazısı yazan bir yazar şöyle bitirmiş yazısını: radyo nostaljinizi kaybetmeyin ama bunları da bilin. Ben de bu tavsiyeye uydum. Çünkü benim zihnimdeki radyo tepesindeki o bürokrasi değil, benim yüzlerini göremedim ama yararlandığım, zevkle dinlediğim programlardı. Aydınların, sanatçıların, yazarların programlarıydı. Uygur Kocabaşıoğlu bizlerin çocukluk çağından başlayarak hep zevkle dinlediğimiz radyo hakkında daha başka çok üzücü durumları da tespit etmiş. Radyolar
Bunlardan biri şu. Birisinin tipik bir şey olduğunu anlıyor. Radyolar hep kâr ediyorlar. Çünkü vergi ödüyorsunuz. Radyonun hasılatından elde edilen paranın radyoya verilmesi gerekirken radyo bu mali destekten büyük ölçüde yoksun bırakılıyor. Birçok radyocu çok düşük ücretlere çalışıyor. Bunun yanı sıra bantlar, radyoda kullanılan bantlar o yıllarda pahalı. Aynı bandın üstüne yeni program çekiliyor. Aynı bandın üstüne. Bu eski radyocular devletin tahsisatı bu kadar diyor. Halbuki bu kadar diye kocabaşı mali tablolar listeyle geçiyor, gösteriyor. Bunlar başka fonlara aktarılıyor. Hani bunu bugün de bu devletin huyudur bu. Deprem için toplanan fon başka bir yere aktarılıyor. Başka bir yerin açığı kapanır. Bugün de vergi vermiyor muyuz bu kuruma? Evet. Yine radyonun unutulmaz spikeri Jülide Gülizar bana anlattı özel olarak. Cumhuriyet'in kuruluşunun 40. yılında 1963'te Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşlarıyla o sırada sağ olan Fahri Rıfkı, Fahrettin Altay, Ali Fuat Cebesoy Paşalar Kılıç Ali ile görüşmüş. Yayınlandığında büyük ilgiyle dinlenmiş bu program. Kısa bir süre sonra program silinmiş. Neyzen Tevfik sağlığında tanımış olan insanlarla görüşmüş. Yine çok güzel bir sohbet, söyleşi, o da silinmiş. Aşık Veysel'in kendisiyle görüşmüş sağken. O da bir süre sonra, yayınlandıktan sonra kaybolmuş. Yani bu nedir? Yeni radyo yönetimleri bu parlak programlardan memnun değildi. Sildiler mi demeliyiz? Yoksa devletin tahsisatı bu kadar mıydı demeliyiz? İşte biz demin de dediğim gibi bir fonda biriken para başka fonlara aktarılıyor. Bakın silinen banklar arasında Nevzat Atlı da şunları söyledi. Ünlü Halide Pişkin'in skeçleri. Ferdi Tayfur, bu arabesk şarkıcısı Ferdi Tayfur değil tabii. Efsanevi bir aktör olan film yönetmeni, sinema, senaryo yazarı ama dublaj kralı Ferdi Tayfur. Spor adamı Eşref Şefik'in, Selçuk Kaskan'ın, Osman Nihat Hakkı'nın konuşmaları. Yahya Kemal'in bile sesi varmış bu bantlarda. Arşiv ne kadar yok edilse de bir şeyler kalıyor. Dünya çapında sanatçılar geldi geçti. Ankara, İstanbul radyolarının stüdyolarına konserler verdiler. Bunları radyo yayınlardı. Bunlar da yok edildi. Yıllar geçtikçe özellikle 80'lerden başlayarak siyasetin daha çok güdümüne girdi. 1994'e geldik. Çıkarılan bir kanunla devlet tekeli kaldırıldı radyolardan. Özel radyolar kuruldu. TRT radyoları özel radyolara rekabet edeyim derken kendini iyice bitirdi. Radyo ve televizyona gönül veren bu meslekte tecrübe kazanmış insanlar sanat kültür ehli olmayan bürokrat zihniyetli yöneticilerin ticari ve kaba tercihleri yüzünden TRT'den soğudular. Radyo yayın tekelinin kaldırılmasından 2 yıl sonra 94'ten 95-96'da açık radyo yayın hayatına girdi. Daha birçok özel radyo kuruldu. Sadece İstanbul ve Ankara'dakilerin sayısı bile yüzlerle ifade ediliyor. Ama bunların kaçına radyo denebilir? Sabahtan akşama kadar kaset çal, albüm çal. Ya böyle radyo mu olur? Çalınan şarkıyı anons edecek bir spiker bile yok bu radyoların çoğunda. Açık radyonun kurucuları 1968 kuşağının insanları. Öyle inanıyorum ki bu radyoyu kuranlar çocukluklarından başlayan bir radyo sevgisi vardı bunların içlerinde. O sevgiyle bu işe atıldılar. Memleketin birçok aydını, sanatçısı ile radyo sayesinde tanışmışlardı. Onlardan çok şey öğrenmişlerdi. Ben de o dinleyicilerden biriyim. Pek çok yurttaş için olduğu gibi bu karışık bu kuşak içinde
Büyük bir hatıradır radyo. Her evde vardır radyo hatıraları. Benim yetiştiğim evde radyo bütün gün açık olurdu. Gece yarısına doğru. Hiç unutmam, 1950'lerin sonunda Ankara'da bir gün, bir cumartesi günü babam bana demişti ki, ne derse bugün gezmeye mi giderim yoksa akşama kadar evde oturup radyo mu dinleyelim? Şimdi biliyor musunuz, gezip tozmakla radyo, evde oturup radyo dinlemek eş değer. Benim gözlemlerime göre bu kuşak televizyonu pek sevmez. Radyonun tadını bulamazlar televizyonda. Bu kuşağın insanları, eski zamanların radyosunu dinleyenler, bu sihirli kutunun bir konser salonu, bir kültür evi, bir öğretmen, bizle iyi bir arkadaş olduğunu bilirler. Ama bana sorarsanız açık radyo dünyamızı genişleten, bize tiyatro, musiki, sanat zevki aşılayan, kültürümüzü, görgümüzü artıran o eski radyoları fersah fersah geride bıraktı, geçti. Kainatın bütün seslerine, renklerine, titreşimlerine açık radyo politikası, açık olmasıyla demokrat ve bütün sesleri derken de toplumsal muhalefeti temsil eden bir kuruluştur. Kitleye hitap etmek zorunda olan, ancak devletin izin verdiği ölçüde değişik sesleri duyurabilen, devlet radyolarıyla kıyaslanamaz bile. Muhalif politikayı TRT radyolarından beklemiyoruz zaten, ama bilime, sanata, bir bütün olarak kültüre verdiği değer bakımından açık radyo ile kıyaslanamaz. Kuruluşundan bu yana yüzlerce yapımcı bu radyoda programlar hazırladı. Yüzlerce yapımcı. Yayınlanan programlar çok büyük bir çeşitlilik gösterir. Felsefe, psikoloji, iktisat, tarih gibi bilimler, çevrecilik, iklim, feminizm, göç, göçmenlik, savaş tarihi gibi çok önemli konular, edebiyat, tiyatro, mimarlık, sinema gibi sanat dallarının konuları, başka hiçbir yayın kuruluşunun şimdiye dek veremediği, veremeyeceği daha nice konu, konucuk bu radyonun programlarında işlendi. Musikinin bir değer taşıyan her türü bu radyoda yer buldu. Televizyon çağında radyonun kendisini yenilemesi bir zorunluluktu zaten. Açık radyo, radyo programının içeriğini çok genişletti. Açık radyonun bütün dinleyicileri, sözlerimin sonlarına geliyorum, dostları biliyor bunları. Radyomuzun Türkiye satında çok seçkin bir dinleyicisi var. Açık radyo sadece Türkçe değil, bütün dünyada dinleniyor. Bu da büyük bir şeydir. 96'dan bu yana açık radyoda program yayınlayanların sayısı binlercedir. Ben de o programcılardan biriyim. Radyonun kurucularından biri değilim ama kuruluşundan beri, yani 26 yıldır bu radyodayım. Hiçbirimiz bir kuruş para almayı düşünmedik. Aklımızdan bile geçmedi. Çünkü bu radyoda para almanın, para istemeyi, para programcı olmanın, dinleyiciye bir şeyler verebilmenin hazzı parayla ölçülemezdi. Hepimiz başından beri bu radyoda yer almaktan hep büyük bir heyecan duyduk. Amatör bir heyecanla ama profesyonel bir titizlikle çalıştık. Açık radyo programda programcı olmak isteyen herkese açık. Bu radyoda dinleyicisine bir şey vermek isteyen herkes radyoya başvurabiliyor. Bu da başka radyolara benzemeyen bir yönü. En güzel tarafı, açık tarafın reyting peşinde koşmaması. Kimsenin programlarına karışılmaması. Radyo programı konusu olabilecek her konuyu özgürce işlemesidir. Radyo, açık radyonun büyük bir arşivi var. Özellikle klasik batı musikisi türünde. Bir arkadaşımı örnek vereceğim. Rahmetli arkadaşımız Aksel Tibet yıllarca önce Violette Gamba programları yayınlamıştı. Gamba bacak demek, bacak kemeni anlamına giren 17. 18. yüzyıllarda gözde olan çok güzel bir saz, 7 telli, violonselin atası. Aksel yıllarca toplamış Violette Gamba konçertolarını, sonatlarını. Düşünebiliyor musunuz? Tam 1,5 yıl sürdü.
Viola da Gamba. Gidin bugün bir herhangi bir radyo istasyonu, TRT'ye, konservatuvara gidin. Viola da Gamba eseri var mıdır diye bulamazsınız. İnanılır gibi değil. Ben de Açık Radyo'nun kuruluşundan beri açıklamalı klasik Türk müziği programları yayınlıyorum. Bir arşivim var, koleksiyonum var. Bu müziğinin koleksiyoncuları çok hassistirler. Bir şey, kimseye bir şey koklatmak istemezler. Ben koleksiyonumdaki en nadide eserleri bile kendime saklamadan yayınlıyorum. Çok değerli dinleyicilerim var. Onlardan mektup alıyorum. Bazen herhangi bir yerde karşılaşınca gelip kendilerini tanıtıyorlar. Benim için çok zevkli bir tanışma oluyor bu. Kısacası Açık Radyo'dan yayınlanan musiki eserleri hangi türde olursa olsun çoğunun TRT'de karşılığı yoktur. Sadece musiki alanında değil, bilim, sanat, kültür konularında da ülkenin birçok aydınının katıldığı söz ağırlıklı programlarımızda bir hayli zengindir. Hatta bazıları kitaplaşmıştır. Ben bitiriyorum. İlk yıllarda 68 kuşağı iş başındaydı radyomuzun. Mikrofon başındaydı. Ama yıllar geçtikçe görüyoruz ki bu radyo bir kuşağın hevesi olarak kalmadı. Yeni kuşaklar da bu radyoya değer veriyor, sahip çıkıyor. Çok sevindirici bir durum bu. Sözlerimi Nazım Hikmet'in Memleketimden insan manzaralarında yer alan bir şiiriyle tamamlıyorum. Kokain man, eroin man, nikotin man, megaloman filan. Var ya Hacı Baba, ben de 55 yaşında bir radyomanım. Yani illetimiz radyomani, insanların seslerini dinliyorum. Dünyanın dört bucağından bana sesleniyorlar. Onlarla alakamız uzaktan. Onlarla alakalı uzaktan. Yaptıkları işler umurunda değil. Bunları nasıl anıldıklarına meraklıyım. Şarkılarını da seviyorum doğrusu. Hangi dilde, hangi usulde olursa olsun yeryüzünün bütün şarkılarını. Fakat farkında mısınız? Şimdi hem şarkı söylüyorlar Hacı Baba hem de gırtlak gırtlağa harp ediyorlar yine. Nasıl harp ettiklerini de anlatıyorlar. Hani sanırsın şarkı söylüyorlar aşka dair. Biz Açık Radyo'larda birer radyoman değil miyiz diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Sözlerinizin çok önemli bir kısmında çok radyonun önemini anlatan harika bir vurgu vardı. Radyonun bugünden bugünün teknolojik ortamından, yayıncılık olanaklarından 1920'lere baktığımızda bunu görmek çok kolay olmasa da bir noktadan geniş kitlelere yayın yapabilen hakikaten çok sihirli bir kutuydu ve önemli bir neslin eğitim, kültür, sanat ihtiyacını karşılayabilme potansiyeli ve bir dönemde bunu layıkıyla yapmış olması hakikaten çok çok kıymetliydi. Açık Radyo'da 94'ten bugüne bunu başka bir biçimde söylediğiniz gibi yerine getiriyor. Çok teşekkür ederiz. Topluluk yayıncılarının kendine has bu yayıncılık biçimini nasıl gerçekleştirdiği, yine Açık Radyo'dan söz edeceğiz ve Açık Radyo'nun kendi manifestosu çerçevesinde neler yaptığı, bunu hangi seviyede ne kadar başardığı, belki önündeki engellerin ya da olanakların, fırsatların neler olabileceğiyle ilgili size bir takım sorular sormak istiyorum. Bizimle paylaşacağınız değerli bilgiler var. Buyurun Cemal Ünlü. Sağ olun. Biennale'de bir radyonun yer alması, Açık Radyo'nun yer alması, bunca yılda yapılanların, alınan ödüllerin, basılan kitapların sonunda hiç de şaşırtıcı gelmiyor bana doğrusu. Bakalım Açık Radyo bundan sonraki dönemde, gelecek günlerde ne gibi sürprizlerle karşımıza çıkacak? Mutlaka böyle sürprizler olacak. Evet, geçmişten bugüne radyo dinleyicisi başlığı var bu oturumun, panelin ya da Açık Radyo'nun bu konudaki amaçlarının içinde. Radyo başka bir haber verme, radyonun haber verdiği müzik kaynağı olduğu bir çağda
Ben de doğdum, büyüdüm, yetiştim. Evet. Ve her çocuk gibi hemen hemen herkesin başta tiyatro, mikrofonda tiyatro olmak üzere anıları vardır. Hemen o söz konusudur ama daha önce bahsedildi müzik kısmı, sonra çok önemli eğitim ve konuşmalar. Mesela ben hatırlıyorum Eflatun Cem Güney'in programlarını, Orhan Hançerlioğlu'nun programları vardı. Behçet Kemal Çağlar konuşurdu. Ayrıca İlhan Mimaroğlu'nun müzik programlarını hatırlıyorum. Ve yenilikçi Türkçe anlayışıyla teyp o zaman yeni çıkmış. Mesela teybe, teyp bandına çekegen şerit diye bir karşılık bulmuştu. Öyle söylerdi. Tabii tutmadı. Çekegen şerit aklımda kaldı çocukluğumdan, gençliğimden. Sonra Çetin Altan'ın konuşmalarını, Faruk Yener'in programları, bütün müzik anlayışımı, bütün müzik zevkimi Faruk Yener'den ve sonraki yıllarda da Filiz Ali'den aldım. Sonra program yaparken Açık Radyo'da aklımdan çıkartmadığım şey şu oldu. Pan Yayıncılığın bir sloganı vardır. Müziği okuyabilirsiniz diye. Sanıyorum Açık Radyo'nun da en büyük başarıyla yaptığı ve yapılması gereken şey dinleyiciyi sadece müzik çalıp savmak değil. Müzikçiye müzik çalarken bilgi vermek, anlatmak. Aslında temelinde adam yerine koymak. Öyle sunmak programı. Bunu hiç aklımdan çıkartmadım. Hep bu böyle yaptım. Çünkü Faruk Yener'in programında bu vardı. O kalmıştı aklımda. UNESCO Dünya Tiyatro Günü, affedersiniz tiyatroculuktan, UNESCO Dünya Radyo Günü ilan ederken Açık Radyo'yu ne kadar biliyordu? Açık Radyo'ya hakkında fikri var mıydı? Çok merak ettim. Mutlaka olması gerekir diye düşünüyorum. Ya da dünyada Açık Radyo gibi başka radyolar da mı var? Bu evet. Soru geliyor aklıma. Açık Radyo Amark üyesi mi? Onu belki sorabiliriz, öğrenebiliriz. Dünya Topluluk Yayıncıları Birliği'ne 4000'in üzerinde topluluk radyosu üye. Ve o konuşmamın başında söylediğim prensipler çerçevesinde yayın sözü veren radyolar bunlar aynı zamanda. Açık Radyo'da bunu Türkiye'de tek ve en etkili evet. biçimde gerçekleştiren evet. radyo. Radyo ve güven başlığı var yine. Evet. İşte söylediklerinin uyum içinde olması, gerek haber alanında, gerekse müzik ve kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarda dinleyicisinin çeşitlilik, gerçeklik, demokrasi taleplerine karşılık verebilme endişesi ya da gerekliliği. Açık Radyo'da geçen zaman içinde ya da buna katkı verecek pek çok başlık Açık Radyo'da bugüne kadar gerçekleşti, yapıldı ve yapılacak, yapılmaktadır. Çok daha fazla başlık koyabilir bu ihtiyaca ya da gerekçeye. Açık Radyo'yu konuşacak olursak UNESCO kriterlerine bunu eklemeliyiz. Ben Açık Radyo'ya yayın hayatına başladıktan sonra 5. ayda dahil oldum. Bülent'le Ersun'un yaptığı bir programa konuk olarak katılmıştım. Sonra da programcı oldum. Mesela yasaklı olduğu bir programdan dolayı 15 gün kapatılırken o kapatılma 12'de gerçekleşecekti.
O sırada bir şenlik halinde, bir eğlenceli, herkesin orada olduğu bir kapanışa da tanık oldum. Sonra ilk dinleyici destek projesinin ilk haftasında da program yapıyordum o arada. Onun da nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, nasıl yaygınlaştığını ve kitleleri nasıl içine çektiğine tanık oldum. Ben bundan dolayı Açık Radyo'nun ne olduğunu konuşmak, anlatmaktan daha çok Açık Radyo'nun bunları nasıl yaptığına dair bir şeyler söylemek isterim. Buyurun lütfen. İlk önce en başta daha yayın hayatına girmeden önce şurada duvarda var kocaman bir manifesto yayınlanıyor. Manifesto daha çok siyasal bir tanım terim gibi durur. Buna çok yakışmış. Yani manifesto sözcüğü burada çok iyi duruyor. Radyo daha yayın hayatına başlamadan kendine bağlayan ileride kuracağı, sağlayacağı hedef kitleye kendini tanımlayan bir sözleşme, bir senet sunuyor. Bu nasıl bir anlayışla meseleye yaklaşacaklarını, bunu nasıl yapacaklarına dair önemli bir şey, senet. Ve bu senedi Açık Radyo'nun takip ettiğini, her dinleyici destek haftasında Ömer Madra'nın bunu ısrarla birkaç kere tekrarladığını görüyoruz. Ayrıca bu manifestonun üzerine daha da anlayışta yeni koşullardan, şartlardan veya da dünyanın gidişatından dolayı yeni şeylerin eklendiğini de görüyoruz. Yani bu pek niyetinin kalıcı olmadığı, ticari amaçlar taşıyan bir girişimde böyle bir söz vermenin bir anlamı hemen hemen yok gibidir. Yani niye verirsin? Ha, burada bu sözü veriyorsa mutlaka yapmak istediği, kafasına koyduğu, amaçladığı bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Bu bakımdan çok önemli. Az önce sözü edildi. Radyonun nasıl geliştiğini, nasıl bir şeye yol izlediğini. Çok örnek yok önümüzde. Bir tane örnek var. Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu. Özellikle Ankara'da başladığı için Ankara Radyosu. Burada Bülent'in sözünü ettiği radyo dergilerinden birini getirdim. Bu 1944 yılında Ocak 15'te yayınlanan dergi. Baş vekalet basın yayın umum müdürlüğünce çıkartılıyor. Ve tesadüf Churchill, Roosevelt ve İsmet İnönü'nün Kahire buluşmasından bahseden, onun fotoğraflarını yayınlayan bir dergi. Oradan gelişi güzel bir sayfa açıp haftalık program örneklerinden vereceğim. Cumartesi. Bunlar değişmiyor. Zaten yazılmış da yukarıdaki kalıp program her hafta aynen tatbik edilmek üzere Ocak ayının pazar gününden itibaren 4 ay geçerlidir diyor. 7.30'da program memleket saati ayarı. 7.32 vücudumuzu çalıştıralım. Bir jimnastik saati. Ajans haberleri, radyo orkestrası eserleri. PI diye bir işaret var. PI plak yayını demek. Sonra
program ve kapanış. 13.30'da tekrar açılıyor. Program ve memleket saat ayarı. Müzik A. A burada milli müziği temsil ediyor. Ardından ajans haberleri, müzik yine A, yani yerli milli müzik. 14.15'te Riyaseti Cumhur Bandosu, Şef İhsan İnçer yönetiminde bir program. Konuşma 15'te, yurttan spor hareketleri. Sonra 15.15'te konser takdimi. 15.25'te Devlet Konservatuvarı'ndan naklen senfonik konser. 17'de memleket saat ayarı programı. 17.03'te dans müziği, danslı çay programı. Yine PL yani plak. Radyo Çocuk Kulübü 18'de. 19'da memleket saat ayarı ve ajans haberleri var. 19.20'de müzik A, yine milli müzik. Radyo Gazetesi 20.15'te. Müzik B, tekrar batı müziği anlamında B. Yanlış söylemeyeyim. Garp müziği diyor. Evet, batı müziği. Sonra arkasından dinleyici istekleri, konuşma. 21.45'te Radyo Salon Orkestrası Necip Aşkın yönetiminde. Sonra memleket saat ayarı. Sonra da yarınki program ve kapanış. Böyle bir yayın programı. Başkaları da var. Onlardan okumayacağım. Aynı anlayışta gidiyor. Bir tane de 1950 yılında çıkmış. Haziran 24'te resmi yayın değil. Bu radyo haftası bir ticari. Arkasında bütün radyoların programları var. Oradan seçmeler bakalım. 30 Haziran günü orkestra eserleri, Edward Green eserleri çalınacak. Sonra Gabriel Fauré. 1940'lar değil mi o? Efendim? 1940'lı yıllar değil mi? Hayır, bu 50. 50 mi? O 44'tü, bu 50. 50. Dvorak var. Serbest konuşma saati, müzik. Sonra kapanış var. Yine dans müziği. Yurdun her köşesinden değişler. Nedim Otyam bunu yapıyor. Radyo Senfoni Orkestrası, Cemal Reşit Rey, Debussy ve kendi eserini çalıyor. Sonra ilginç bir not var. 20.30'da şarkı ve türküler. Sanatkarın herhangi bir mazereti çıkmadığı takdirde Hamiyet Yüceses tarafından diyor. Eğer gelirse. Bunları niye okuyorum? Bunlar aşağı yukarı Açık Radyo'nun yıllardır sürdürdüğü, bize dinlettiği programlara çok benziyor. Burada bir amaç birliği olsa gerek. Bu amaç birliği devlet radyolarında, Ankara Radyosu'nda, tabii bütün yurt satına ulaşabilmek, kültürel yapıya, eğitim yapısına sahip o bilinçle, oradaki işte en ucra köylerdeki insanlara müzik götürebilmek, haber götürebilmek, şu bu. Açık Radyo dar bir alanda bunu yaptı, İstanbul'da yaptı bir süre. Bir zaman internetten de yayın yapmıştı radyo kanalıyla. Şimdi her taraftan dinleniyor ama başka bir şeydi. İlk kuruluşunda lokal bir yayıncılık anlayışı vardı. Ama hedef olarak kendine seçtiği ve aynı zamanda oluşturmak istediği, oluşturmak zorunda olduğu kitlesine, dinleyici kitlesine, onların entelektüel yapısına, anlayışına uygun olarak programlar düşünmek ve bunları uygulamak zorundaydı. Şimdi adında da var, Açık Radyo deyince bu da bir bağlama aslında, kendisini, kendi kendini koşullandırma, her şeye açık olma, gelen
hangi tür müzikse ve bugün Japon müziğiyle İtalyan müziği filan yayınlanıyor. Yani o kadar açıklık var, o kadar açık meselelere. Ha, burada yapılan şey, buradaki amaç, tabii manifestoda sözü edildiği gibi hem izleyicisini, takip eden dinleyici kitlesini devamlı tutabilmek, ilgisini sağlamakla birlikte aynı zamanda temelde bir inanış, bir dünya görüşü, bir tabii ki siyasal yaklaşım. Bunun neticesinde bunun gerektirdiği programları yapmak, buna uygun yayın politikaları gütmek, buna uygun programcıları, buna uygun katılımcıları sağlamak. Yine Ömer Madra her dinleyici destek haftasında büyük bir iftiharla birkaç kere tekrarlar. Ne kadar program geçti bugüne kadar, ne kadar programcı geçti, nasıl türde programlar yapıldı. Bütün bunları anlayabilmek için, bütün bunların en iyi örneğini bulabilmek için şurada masamızın üzerinde duran 2010 yılında yayınlanmış olan Açık Kitap'ta bütün bu söylediklerimin karşılıklarını bulabiliriz, vardır. Hem program anlayışı, programa katılan insanların yaklaşımları, onların yetenekleri, onların ilgi alanları ve onların hani uçuklukları diyelim ya da delilikleri, çılgınlıkları hepsi girmiştir. Böyle bir yine çok kullanılan her cümerç kelimesiyle ifade edebiliriz. Ben eğer tekrar sıra gelecek konuşacak olursak ki öyle yapmayı tercih tabii ederim. Bunun nasıl yapıldığına dair Açık Radyo'nun hangi yöntemleri nasıl bir anlayışla bunları becermeye çalıştığını ileride söyleyebilirim. Şimdilik bu kadarıyla kalsın. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Belki şimdi arada dönüşen bir yayıncılık ekosistemi var tüm dünyada. Açık Radyo teknoloji topluluk yayıncılarını hem çok yeni kapılar açan hem de onları çok zorlayan bir şey aslında. Avustralya'da görüştüğüm açık radyo topluluk radyosu temsilcileri bana en çok bununla ilgili yakınmışlardı. Bazen gücümüz yetmiyor bu kadar hızlı gelişen teknolojiyi yakalamaya ve biz zaten kendi çapında bir şeyler yapma çabasında olan bir radyoyuz. Ama bu kadar hızla değişen teknolojiye biz kar amacı gütmeyen radyolar güçlük çekiyoruz buna uyum sağlamaya yanıtını vermişlerdi. Açık Radyo'nun bu anlamda da çok özel çabaları var ama ondan önce bu değişen teknolojiyle birlikte değişen yeni yayıncılık olanaklarını, siz internet kültürü üzerine çalışan birisiniz Koray Löker ve sizin bu etkileşimli radyo tahayyülü vardı Brett'in. Belki bundan yola çıkarak bu yeni yayıncılık modellerinde değişen dinleyici, değişen radyo nerede konumlandırılıyor ve nasıl bir yere doğru götürecek radyo yayıncılığını? Belki bunun üzerinden devam edebiliriz. Buyurun. Deneyim elimden geldiğince. Gerçekten benim de interneti anlarken çıkış noktam aslında tam işaret ettiğiniz yer Brecht'in radyo tahayyülü. 32 yılında bir yazı kaleme alıyor Brecht ve diyor ki radyo ne kadar demokratik potansiyeli olan bir şey. Hiçbir duvar onu durduramıyor, hiçbir devlet onu susturamayabilir çünkü işte her yerden geçip bize ulaşıyor.
Bir de biz konuşabilsek, sadece dinlemesek de sesimizi duyursak o zaman işte bütün dünya değişecek. Oldu bu, işte internet diye bir şey geldi hayatımıza ve aslında Brecht'in radyosuna sahip olmuş olduk. Biz de konuşabiliyoruz, herkesi de dinleyebiliyoruz. Brecht'in hayal ettiği dünya oldu mu emin değilim. Görse muhtemelen hiç olmamış, baştan başlayalım falan demek isterdi diye düşünüyorum. Bunun birkaç nedeni var tabii ki. Teknolojiyi de suçlamak olmaz yani, asıl dert insanlıkla muhtemelen. Bu bağlantıya geri gelmeden önce şöyle bir paralellik kurmaya çalışayım. Yani internet niye olmadı fikri aslında biz niye olmuyoruzdan yola çıkarak anlayabileceğimiz bir şey. Şimdi hocam tarihçi yaparken çok küçük bir detay olarak geçti ama 94 yılında Türkiye'de bağımsız radyoculuk kültürünün doğup serpilebileceği bir ihtimal ölmüş oldu aslında. Daha öncesinde başlayan, yani 92'nin sonlarında bir anda Türkiye'de inanılmaz bir radyo açma çılgınlığı başladı. Kimse kimseye sormadan, tek dayanak noktası muhtemelen o sıradaki Cumhurbaşkanı'nın kardeşi Uzan ailesiyle beraber biz kafamıza göre televizyonculuk yaparız. Sonuçta abim Cumhurbaşkanı değil mi deyince gerçekten 90'lara geri dönmüş gibi hissediyorum bazı açılardan. Bir şey başladı ve o televizyon dokunulmazlığıyla insanlar dedi ki o zaman biz de yaparız. Ve hani televizyon tabii ki çok pahalı bir şey olduğu için radyodan başlanmış oldu ki radyo gerçekten o sırada hala bir açıdan öyle belki ama yani çok kolay başlanabilecek bir şeydi. Şuradan biliyorum, o radyoların açıldığı dönemde ben 15 yaşındaydım ve biz de bir radyo yapmayı denemiştik. Ankara'da Konya Sokak vardır, elektronik parça satılır işte, direnç, rezistans, işte transistör falan bulabileceğiniz. Orada bir şema bulmuştuk, kendi radyonu yapabilirsin diye. İşte böyle lehimliğe lehimliğe yaptık ve çalışıyor. Ama yani çalışıyor dedim de buradan yayın yapıyoruz, salonun sonundan çekmemeye başlayan bir anten var. Bunu dedik, daha büyük bir antene bağlasak ne olur? O sırada Devlet Su İşleri'nin lojmanında yaşayan bir arkadaşımız vardı. Orada oturuyorlar ailecek. Onların bir uydu anteni vardı, bütün lojmanın televizyon izlemesini sağlayan. Biz de şöyle bir fikir yürüttük ortaokul çocukları olarak. Şimdi o antenden gelen kablo bu televizyona bağlıysa, biz radyo vericisini buna takarsak o antenden yayın yaparız. Ve öyle yaptığımızı da zannettik çünkü çıktık radyoyu kulaklıkla geziyoruz lojmanın içinde. Bütün lojmanda çalıyor bizim çaldığımız şarkı. Dedik gerçekten o antenden yapıyoruz. Muhtemelen öyle değildi tabii ki ama biz ona çok inanmıştık ve böyle radyoculuk yapabiliriz demiştik. Bu bir anda Türkiye'de böyle bir yani böyle yangın gibi yayılan bir trende döndü. Herkes radyo yapmayı denemeye başladı ve inanılmaz ilginç, çok renkli, çok özgün seslerle dolu bir deneyim başladı. Sonra devletin olabilecek en sert şekli, en böyle ceberrut yumruğu geldi. Hayır yapamazsınız deyip bütün radyoları kapattı. İş öyle bir noktaya vardı ki Nazilli'de 4 kişi tutuklandı. Yani işte yine hani 90'ları böyle bazen çok nostaljik hatırlıyoruz ama bugünden çok farklı değildi. O zaman da böyle keyfi ve çok oransız tepkiler veren devlet görevlileri ya da işte sistem içinde güç sahibi insanlar vardı. Nazilli'de bir hakim telsiz yasasına muhalefetin tutuklanmaya yeterli olduğuna inanmış. 4 birbirinden bağımsız radyo sahibini hapse atmıştı gerçekten filan. Böyle bir ölçüsüz bir tepki gördü bağımsız radyo sesi. Buna bağımsız diye altını çizmeye çalışıyorum çünkü çok aslında talihsiz bir kelime oyunuyla o günkü hakim medyanın, ana akım medyanın yönlendirmesiyle biz o dönemi şöyle hatırlıyoruz. Özel radyolar. Yani bir radyo var, bir de özelleştirilenler var. Bunu çok içselleştiriyoruz. Halbuki özel olması değil, işte bağımsız olması sahip çıkmamız gereken kanattı diye düşünüyorum. Ve işte o böyle inanılmaz renkli sesten geriye 94'te kurulan radyolar bize miras kalmış oldu. Neyse ki bir tanesi Açık Radyo. Şey gibi geliyor bana hep, yani bağımsız radyoculuk trene kaçtı ama bir vagonu kurtardık. Onun içindeyiz. Oradan şimdi dünyaya sesleniyoruz elimizde kalanla. Böyle bir haldeyiz. Ve şimdi dönüp bakınca tabii nedenleri öyle sadece şey de değil gibi görünüyor. Hani devletin tek elinde olsun değil, yani çıkan seslerin ne olduğunu. Bütün kampanya müzik üstüneydi mesela, işte ben pop müzik dinlemek istiyorum, TRT'nin çalmadığını dinlemek istiyorum falan. Bunları hatırlıyorum. İşte liseye geçmiştim protestolar başladığında.
Ama sonradan böyle yani o sırada ne olmuştu diye dönüp bakınca gördüğüm bir şey var ki mesela işte Konya'da kendi radyolarının kapatılmasını protesto eden dinleyiciler Ankara-Konya yolunu trafiğe kapatarak namaz kılmış protesto olarak. Yani hangi radyonun kapatılmasını protesto ettiklerini anlayabiliyoruz buradan 3 aşağı 5 yukarı. Aynı şekilde işte Sinop'ta bir Sinop FM işte ismini hatırlamıyorum sahibi mahkemeye başvuruyor. Devlet benim radyomu kapatamaz. Hadi kapattım. Yayın aletlerime el koyamaz. Bu benim kişisel malımdır. Müsaadeye tabi tutulamaz diyor. Danıştay'a kadar gidiyor filan. Acayip bir hukuk mücadelesi var o yıllarda aslında. Yani bu durumun keyfiyetine dair. Bu isimler kimlermiş diye araştırdığımızda aslında bayağı ciddi bir... O dönem henüz iktidara gelmemiş ama çok yakın zaman sonra iktidar ortağı olacak. Refah Partisi, sonraki ismi Fazilet, sonraki isminin bir kısmı belki işte bugünkü AK Parti olan bir cenahla karşılaşıyoruz. Ve radyoların kapatılmasının hemen ardından da aslında 28 Şubat yaşanıyor. Yani aslında biz çoğulcu sesimizi o günkü şartlarda işte siyasal İslam'ı, Kürtleri durdurmanın tek yolu olarak işte Kürtçe radyo olmasın, İşte siyasal İslamcıların radyosu olmasın diyen devletin bir taktiği sonucu kaybetmiş oluyoruz. Onlardan biri olmadığımız takdirde araya gitmiş gibi de hissedebiliriz belki. Hani muhtemelen işte şeyler öyle hissediyordu. Ankara'da pop müzik çalmak için açılmış radyolar öyle hissediyorlardı. Ve işte bugüne gelmiş olduk. Bugünkü durum ne? Devletin belirlediği sınırlar içinde sadece onun izin verdiği modelde işte bir şirket olmak zorundasınız. Bir kooperatif olamazsınız. Kar amacı gütmeden bu işi yapmanız mümkün değil diye. Ancak işte hani açık radyo örneğinde gördüğümüz gibi tamam öyleymiş gibi yapalım biz kendi aramızda anlaşırız denebiliyor. Bu da kolay bir şey değil. Çok geniş bir kitlenin ortak iradesini falan gerektirdiği için işte yegane örneğimiz açık radyo kalmış oluyor. Çok sık yaşanamamış bu. Ve radyoculuk kültürü aslında tek tipleştirilmiş oluyor. Peki bundan kaçabilir miydik aslında yani başka türlü bir ihtimal var mıydı diye bakınca ya biz insanlık olarak henüz bunu aşamadık. Yani birkaç kez daha denesek bile herhalde bunu tekrar edecekmişiz gibi geliyor. Buradan internete bağlıyorum. İnternet de başladığı zamanlarda çok tatlı, çok böyle çoğulcu, çok kültürlü, çok sesli bir iletişim aracı olarak hayatımıza giriyor. Ta ilk versiyonunu kastetmiyorum. Orada aslında bir askeri iletişim aracı yani hiç öyle barışçıl çok kültür falan gibi bir şey yok. Aslında radar sistemleri Amerika'yı Rusya'dan korusun diye icat edilmiş bir şey. Ama o dönüştürülüyor. İşte yine bir 68 kuşağı etkisi diyebiliriz. O kuşaktan insanlar bu potansiyeli görüp oradan bir yine engellenemeyen, susturulamayan seslerin olduğu bir tahayyülle aslında interneti var ediyorlar. Ama sonuçta internet de aynı yere vardı bugün dönüp baktığımız zaman. Hani arada böyle bir sürü dönüm noktası sayılabilir. Çok hani tarihlerle sıkıcılaştırmak istemiyorum ama mesela benim Türkiye deneyiminden ve kişisel tarihimden gördüğüm şöyle bir örnek belki durumu somutlaştırır diye not edeceğim. Ben internet kullanmaya başlamadan önce BBS sistemleri diye bir şey vardı, ağ vardı. Bilgisayardaki modemle bir başka bilgisayardaki modemi telefon hattı üstünden bağlanırdık. Her bilgisayar kendindeki bilgiyi öbürüne aktarır. Birbiriyle eşitlenir. Böyle böyle yayıla yayıla giderdi. İnternet dediğimizde aslında bunun çok büyük ölçekte aynı şekilde çalışanı. Ama internet yoktu. Yani bizim için, son kullanıcı için, sokaktaki insan için yoktu. Bir üniversite meselesiydi. İşte üniversiteler birbirine bağlanıyordu Türkiye'de henüz. O aşamadaydı. Ve sonra yani tam ben hani bu kültüre girdim, modem var, işte o sesler filan onları hatırlarken, ederken son kullanıcıya indi internet. Satılmaya başlandı, işte abone olunabiliyor. Hatta yaygınlaşsın diye ücretsiz telefon hatlarından erişilebilen devlet interneti diye bir şey çıktı. Bir numarayı çevirdiğinizde para ödemeden internete bağlanabiliyordunuz filan. Bu kültür başladığı sıralarda bizim elimizde internet diye bildiğimiz şey aslında bir takım standartlar var. Bu standartlara uyan sizin keyfinize göre seçebileceğiniz de çeşitli uygulamalar var hayatta işte. Sohbet etmek istiyorsunuz, sohbet odaları diye bir şey var. En popülerinin ismi MIRC. Aslında IRC diye bir standardın kullanıldığı bir uygulama. Bunu herkes kullanabiliyor, herkes kendi yazılımını yazabiliyor. Hatta kendi IRC sunucusu olabiliyor. Böylece birden çok bağlanabileceğiniz sohbet odası dünyası var olabiliyor gibi bir dünya vardı. Ve gerçekten de öyle işliyordu. Sonra çıktığı yıl 1900
96 ICQ diye bir standart çıktı. Bir şirket, İsrailli 4 yatırımcının yaptığı bir şirket ICQ diye bir şey dedi. Bunların yaptığı şey aslında çok farklı değil. Yine sohbet odası var, geliyorsun işte sohbet ediyorsun. Birbirine mesaj atabiliyorsun filan. Deneyim açısından baktığınız zaman böyle dünyada çok bir şey değişti denemeyecek bir şey. Ama şöyle bir farklılık vardı. Sen de bir ICQ sunucusu ol diye bir şey yoktu. ICQ'nun parçası olmak, bir tane merkez var, hepimiz ona bağlanacağız. Ve bunun ne demek olduğunu biz o sırada anlamadık ama uyanan biri vardı. Amerikan Online şirketi ki 2 yıl içinde ICQ'yu satın aldı milyonlarca dolara. Daha sonra kendisi de Time Warner ile birleşti ve aslında internet dediğimiz şeyin küresel medya kapitalizminin oyuncağı olması yolunda çok gözle görülür bir adım atılmış o sırada fark etmediğimiz. Şuna döndü hikaye, çeşitli şirketler var. Bu şirketlerin sizin onlara nasıl ulaşacağınıza dair kuralları var. Bunları beğendiğiniz kadar parçası oluyorsunuz. Yani bugün günlük hayatta mesela kaç tane değişik internet sitesine giriyorsunuz diye sorsam muhtemelen sadece benim girdiğim, sadece bir başkasının girdiği site sayısı 2-3 kalır. Hepimiz işte Instagram.com'a gireriz, Facebook.com'a gireriz, falana gireriz, filana gireriz. Yani böyle aslında 3-4 sermayenin çeşitli kanallardan bize sunmuş olduğu seçenekler bizim için artık internet anlamına gelmeye başladı. Bu aslında kendi davranışlarımızla, kendi tercihlerimizle dev bir çok sesli kültürü bir kenara itip aslında tamamen kapitalist bir tasarıma sahip bir monokültüre rıza gösterdiğimiz korkunç bir son oldu. Evet. Nerede Brecht'in hayali, nerede bugün? Yani böyle kıyasladığımızda aslında elimizde düşününce işte radyoculuk tarihi gibi çok güzel bir deneyim vardı. Başımıza ne gelebileceğini öngörebilirdik, değiştirebilirdik. Olmadı. Bitmedi tabii ki. Hani devamı var. Yani hiçbir şey bitmiyor. Ne radyoculuk bitmediği gibi internetin potansiyeli de bitmedi. Ama böyle şeylere uyanık olarak biraz belki hani harekete geçmek lazım. Mesela benim için Açık Radyo'nun bir önemi de şu. Hala FM frekansında yayın yapma konusundaki inadı. Şimdi şu anda çok ironik bir yerde bunu söylemiş oldum. Yani bir Açık Radyo programındayız. Açık Radyo'da yayınlanmıyor, onun yerine internette yayınlanıyor. Ama yani mesela internetteki bir tartışma hatırladığım şöyle bir şeydi. 2007-2008 yılları, o sırada Taraf Gazetesi Türkiye'de bir askeri darbe olabileceği ihtimalini söylüyordu. Çok ironik bir şekilde sonra yapan neyse. Bu tartışma esnasında internette bir grup şunu ortaya attı. Böyle bir şey olursa ne yapacağız? Şunu yapabilir miyiz? Hepimiz modemlerle kendimize bağımsız bir ağ kurup haberleşebilir miyiz diye. İşte nasıl yapılır? Bunun bilgisi nasıl yayılır? İşte ucuz modem alalım, herkese dağıtalım falan. Böyle tartışmalar sürüyor. Ben de evden eski modemimi çıkarttım. İşte tozunu aldım. Adaptörünü taktım. Çalışıyorum diye kontrol ettim. Her şey harika ve sonra şunu fark ettim. Evde telefon yok. Sabit telefon hattı yok yıllardır evimde. Yani bir telefon var ama internetten bağlı aslında. Yani bir telefon numaram var ama onun hizmeti... internet servis sağlayıcım beni dünyadan koparmaya karar verdiği anda çaresiz kaldığımı fark ettim o sırada. Ve buna böyle daha hızlı internetim var diye kendi kararlarımla ulaşmıştım filan. Bu açıdan baktığımız zaman internet mükemmel özgürlükler getirdi. Yani mesela Açık Radyo'nun tek olduğu şey aslında biraz da bu böyle bakınca. Yani FM bandında hala özgür bir ses olması için Açık Radyo'nun inadı çok önemli. Çünkü internette yalnız değil. Orada kardeşleri var. Bir sürü aslında topluluk radyosu deneyimi diyebileceğimiz ama aslında birer internet sitesi ya da birer belki YouTube kanalı pratikte olan şeyler var. Yani insanlar orada alternatif sesler üretebiliyor. Farklı sesler için alanlar yaratabiliyor. Ve bir radyo disipliniyle, bilgisiyle bunları bize ulaştırabiliyor. Böyle bir şansımız neyse ki var. Ama işte internet kapandı mı ne yapacağızın cevabı yok. Ve maalesef ilk baştaki o çok güçlü mimarisine, durdurulamayacak olan yapısına rağmen internet çok kırılgan. Çünkü işte kablo, yani günün sonunda oraya bağlıyız. Yakın zamanda bunun çok farklı olabileceğine dair bir umut belirmişti. 2005 yılında o zamanlarda daha iyi görünen bir yatırımcı gibi davranan Elon Musk bütün dünyaya devletsiz bir internet vaadiyle bir şirket kurduğunu söyledi.
Starlink diye. Bunun bir uygulaması şu anda Ukrayna'da yaşanıyor. İşte Rusya Ukrayna'nın bir bölümünü işgal ettiğinde ve Batı Ukrayna'nın haklı olduğunu düşündüğünde Musk da bir demokrasi kahramanı olarak oraya Starlink setlerini gönderip orayı böyle kablosuz internetin işte uzaydan yağdığı ve demokrasinin korunduğu filan bir alan haline getirdiğini söylemişti. Belli ki savaş onun umduğundan daha uzun sürünce kardeşim su yakmıyor bu, bunun parasını kim ödeyecek diye Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile kavga etti geçtiğimiz haftalarda. Artık arkada ne konuşuldu bilmiyorum. Dendi ki hani sen bunun parasını ödeyeceksin, demokrasi kazansın diye açıklama yaptı. Şimdilik ödüyor. Şimdilik iki ay sonra kapatırsa Ukrayna'da internet sayesinde hani demokrasi kazanıyor diyemeyeceğiz. Hatlar nerede? İşte bir takım kablolar var. Rus kontrolündeyse geçmiş olsun. Ukrayna kontrolündeyse bir haftamız daha var gibi bir noktadayız. Bunu unutmayıp dolayısıyla hani bir şekilde kültürlerden hani galiba hani elimizdeki şu andaki en güçlü imkan bu aracın içinde küçük böyle bağımsız adacıklar yaratıp orada bu kültürü aktarmanın, çoğalmanın yolunu ne kadar bulabiliriz sorusu gibi geliyor bana. Evet. İletişim ortamları çeşitlendikçe bugün yayıncıların da zaten aslında ortak bir mücadelesi var. Dinleyici, izleyici neredeyse orada da olabilme mücadelesi. Açık Radyo gibi tüm radyoların aslında ortak bir çabası bu. İşte FM'de de var olabilmek çok önemli. Daha güçlü bir altyapı hala diğerine göre. Dijital ortamlarda da her yerde bir şekilde görünür olmak, sesini duyurabilmek de çok önemli. 2010 yılında Portekizli bir radyo araştırmacısı Paula Cordeiro, radyo 2.0 kavramını ortaya atmıştı ve radyonun dönüştüğünü ve artık geleneksel radyodan yeni, artık tüm dijital kültürü de içinde barındıran, bu demek oluyor ki görsel kültürü de içine alan yeni bir radyodan söz etmişti. Yani sahiplenilmesi gereken bazı kısımları vardı elbette ki ama bir radyo kültürü var ve bu radyo kültürü sesle var oldu. Sesle, sözle kendini yarattı ve oradan da o gücüyle hala devam ediyor. O yüzden işin o kısmında sadece sesle ve geleneksel ortamında yayıncılığın devam etmesi bence hala çok anlamlı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Aslı Odman, Hikayenin Her Hali programını programcılarından biri olarak uzun yıllardır yine Açık Radyo'da programlarınıza devam ediyorsunuz. Sizin peki bu radyo hazırladığınız, sunduğunuz daha doğrusu bu radyo programı çerçevesinde sizin radyo tahayyülünüz, radyo ile ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Çok teşekkürler. Hem de biraz hafifletici başlattığınız için çok teşekkürler. Çünkü hem bu kadar radyonun tarihine hakim, hem diğer bağlantıları kurabilen radyo manyan arasında ben çok amatör hissediyorum kendimi. Ama anlatacağım hikayenin, yani aynı bizim programımız da diğer iki programcımız da burada Ayşegül ile Didem. Hikayenin her hali olması, yani radyonun hikayeyle ilişkisini bireysel anlatabilecek durumda hissediyorum. Şimdi birazcık dediğim gibi kendi hikayemden bahsediyorum. Biraz radyo benim için bir kaplan sıçrayışı mecrası haline geldi. Açık Radyo benim için kaplan sıçrayışının oluştuğu ortam. Yani biraz aklınızda bir çizgi film veya karikatür sahnesi gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir kaplan sıçrayışından bahsediyorum? Ben esasında geriye dönüp baktığım zaman gördüğüm bir şey. Ben 2013 senesinde burada da olan sevgili Ayşegül Altınay'ın programına katılmıştım. Bu sanırım önemli bir örüntü. Önce bir programcı konu olarak çağırıp içerilme meselesi. Bunu da birilerinin bir zaman çalışması gerekiyor. Acaba programcılar arasında bu çengelle sonradan programcı olan oranı nedir diye belki bunu da konuşabiliriz. Yani fiziken radyoya gitmek, başka bir programcı katkıda bulunup ondan sonra ses dünyasına girmenin de bedensellikle ses ilişkisi de düşünülebilir herhalde. 2013'ten neredeyse 2023 olacak. 10 sene içerisinde esasında tekil hikayeleri kesinlikle çok zor görebildiğimiz, her sabah yeni bir olağanüstü hale uyandığımız bir dönem yaşadık. Yani hatırlarsak gerçekten hikayesi olmayan, bize tasnifli verilen Gezi,
savaş, bombalar, bölgesel bir savaş, darbe girişimi, olağanüstü hal, ekonomik kriz. Bütün bunların hepsi esasında bu tarz bir şok terapisi hep bize bedenselleşmiş bir paket olarak geldi. Yani bu sesin, ses bombardımanı, bu sürekli ne olduğunu anlamaya çalıştığımız hayat döngüsü içerisinde bütün seslere açık olmak çok önemli. Ben biraz o yüzden bu 2013-2023 arasında sesleri tekilleştiren kriz hali, sesleri dayatan ve yani gerçekten su üstünde durmaya çalışmanın bastırdığı seslerle nasıl baş etmişim onu anlamaya çalışıyorum. Didem de programa katılmak istediğinde yani ben esasında 10 senedir ne yapıyorum onu anlamaya çalıştım. Birazcık ondan bahsedeceğim. Dedim ki kaptan sıçrayışı olmuş. Çünkü ben 2013'te ilk katıldığım zaman işte daha bizim için işçi sağlık güvenliği meclisi yani Türkiye'de bütün bu büyük şeyin bandonun sesleri altında, büyüme bandosunun sesleri altında kalan günde en az 30 tane işçinin öldüğü bir çılgın bir partiden bahsediyoruz. Yani gerçekten parti kavramını ikinci anlamında kullanıyorum. Biraz böyle romanın son günleri gibi parti. Müthiş bir gürültü var ortalıkta. O gürültünün altında günde 30 tane insan yapıyor. Yani parti esasında eğlenilecek, kutlanacak bir ortamdayken ciddi bir kıyım yaşanıyor. Bütün bunları işte Tuzla Tersaneler bölgesindeki tekil çalışmadan biriktirerek bunların hikayeleri, verileri, nedenleri, mekanları ve sesleri yaşayanları arkada bıraktıklarını, aynı zamanda o kıyımın yaşandığı iş yerlerinin sesini, o kıyımın yaşandığı iş yerlerinden giderek zaten bunların çok daha büyük bir ekosistem kıyımının işaret fişeği olduğuna dair sesler çok az. Böyle bir işte Ayşegül'ün de teşviğiyle yavaş yavaş o anda İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi'nde yeni kurulmuş artık tersanelerden Türkiye'deki tüm iş kollarını hani bankalardan, üniversitelere, madenlerden, inşaat şantiyelerine bütün o büyük parti gürültüsünün altında kalan çalışma acısı daha sonra diye bir ismini düşüren sesleri yansıtmaya başladık. Kısmen stüdyoda yapıyordum ve stüdyoda zaten İşçi Sağlık Güvenliği Meclisi'nin o geniş ağına dokunmuş olan ya işte yakınlarını kaybetmiş işçi aileleri kendileri bir emek mücadelesi verirken yalnızca ekonomik haklarda bırakmayıp da sesi, bedeni ve kaybıyla sağlık mücadelesine girmiş olanlar. Yani esasında sesi az duyulanlar ve gündelik hayatta hani rutinimiz diye hani çalışma barışı rutinimiz hani eve iş getirme diye baktığımız çok da konuşmadığımız yani kültür lakırdısına da çok fazla girmeyen çalışma hayatımızı ele almaya başladım. Yani esasında müdahil antropolojik, müdahil sosyolojik denilen bir işti. Bütün bunlarda da yukarıdaki bando, o büyük partinin bandoları da hepimizin başında askeri marşlarda, herhalde marş düzenliğiyle çalmaya devam ediyordu. Daha sonra bütün bu bandonun içerisinde yine o gündelik sesini duymadığımız için çok büyük bir gürültüyle başımıza yıkılan Covid geldi. Covid ve radyoculuk deneyimi. Benim yaptığım şeyler, yapabileceğim şeyler çok yoğun olarak zaten kendimizin sahalarda yürüyerek yaptığı antropolojinin bir parçasıydı. Yani benim orada Tuzla serbest bölgeden Fikri'yi bir işte İtalyan gömleklerini fason üreten Fikri'yi çağırmam için benim bence oraya gitmiş olmam gerekiyor. Birinin beni bulmuş olması gerekiyor. Fiziken bu saha yani bir yandan o tarz yani benim kendi çalışmam itibariyle eve kapanıp ancak kendi iş, ders, online dersler, aile ve çocuk bakımı işimi götürürken bütün bunların sağ kısmından yoksun kalmıştım. Yani bu sefer programı nasıl yapacağım? Şimdi benim için bu kaplan sıçrayışı meselesi ve bu açıdan kaplan sıçrayışını sesle ve mecrası olan yani platformu demeyeceğim, bilerek platformu demiyorum. Bundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü mecrası olan radyoya ilişkime geleceğim buradan. Bütün bu büyük partinin gürültüleri altında kaybolan sesler, kıyım, bütün daha büyük çevre kıyımının işaret fişeği olarak işçinin bedeninin ve ruhunun kıyımı hikayesinin özünü tutarak ama o ayaklarıyla sosyolojiden arandırarak verme şekli olarak esasında bu süreçte bana her zaman ontolojik olarak işlik etmiş Radyo Walter Benjamin'i buldum. Yani çok kısa bir zaman önce yani Covid'den kısa bir zaman önce zaten Walter Benjamin'in eserler arasında da derlenip en geç basılan eserlerinden biridir Radyo Benjamin. Walter Benjamin'in Brecht'ten Benjamin'e geldik. Tabii evet. Ki yakın dostlukları var.
Benjamin biraz daha fazla dostu. Brecht'in bence Brecht'in o çok o ilişkili hayat içerisinde bence Benjamin'in ona verdiği kıymeti ve yakın okumayı, sesler okumasını o kadar yapmıyor ama aynı dönem ruhu içerisindeyiz. Var tabii Benjamin fragmanların esasında bütün eserlerin içerisinde bütünsel temsiliyet anlatılarından çok, yani bütünsellik tabii ki her zaman bir teleolojiyle nereye gideceğini bilinmesiyle yapıyor. Yani tematik olarak bir yere oturtulamayan, 1970'lere kadar sesi duyulmamış, yani birkaç nostaljik olarak gerçekten arkadaşlık ilişkisiyle eserlerini korumaya çalışan Frankfurt Ekolü dışında dokunabileceği kitlelere dokunmamış, 1960'ların yani 70'lerin başından itibaren sesi duyulmaya başlamış. Kendisi de seslerle ilgili kendi eserlerinde seslerden bahsetme tarzının kaderine uğramış bir, yine tasnif edilemeyen bir felsefeci, görsel iletişimci. Her yere çekilebilecek bir artık. Çünkü tasnifler içerisinde bulunmuyor. Benjamin'in bütün eserlerinde görsel imgelerden daha fazla akustik ve sonorik imgeler çok fazla. Sesi duyulamayanın sesini duyurmak derken gerçekten tasnif edilemeyen şeyin, yani temsiliyeti olmayan bedende seslere çok önem vermiş. Ben de yaptığım bütün işlerde hani zikretmeden sürekli içinizde tuttuğunuz bir düşünürdür bütün eserleriyle Walter Benjamin ve bu kitabı da Benjamin'le ilgilendiğim için elime aldım ve Covid dönemlerinde Radyo Benjamin'in dönüşüm çok manalı oldu. Bence ilginç bir Benjamin dediği konstelasyon yaratmış oldu. Walter Benjamin'in yani Radyo Benjamin'in Açık Radyo'da yer bulması ve ikisinin arasındaki yaklaşık 90-100 yıllık mesafeyle Covid döneminde konuştuklarımızla Walter Benjamin'in 1929 arası Naziler başa gelinceye kadar anlattıkları çok ilginç çakışmalar içeriyorlar. Benjamin radyoculuğu gerçekten hani Brotarbeit diyor. İş bir hayatını kazanmak için yapıyor. Ve hitap ettiği çok önemli, bunu da konuşmamızı bir not etmemizi rica ediyorum konuşmamızı. Hitap ettiği kitle çocuklar ve gençler. Çocuklar ve gençler için tiyatro metinleri, 20 dakikalık tiyatro metinleri yazıyor. Tiyatro metinlerinin konuları bizim daha sonra işte kültür ve sosyal cultural turn sonrası sosyal tarihçilikte müthiş bir heyecan duyarak içine girdiğimiz konular. Kimi zaman işte alkol yasağı zamanındaki kaçakçılar, kimi zaman cadı yakma törenleri, kimi zaman çingenelerin işte o gezginliğinin Avrupa kentleşme tarihi içerisindeki yeri, her zaman kimi zaman sokak köpekleri, sokak köpeklerin insanlarla kurduğu hikayeler, kuklacılık vesaire, bu konularda hani gerçekten o anda herhalde masasının üstünde ne varsa bir Brotarbeit için yapması gereken 20 dakikalık yazılı metinler kendi seslendirdiği, hiçbir ses kaydı kalmıyor. Zaten tesadüfen de yazılı kayıtlarını bulup çok geç de basılıyorlar. Ve ben elimde daha önce 2013'ten Covid'le kapanmamıza kadar hikayenin her halinde yapmaya çalıştığım ruhunu esasında bu Radyo Benjamin'in okumalarında, bildiğiniz hani tiyatro okuması gibi, bizim de çocukluğumuzdan beri çok severek kaptırarak dinlediğimiz tiyatro şeyleri, radyo tiyatroları gibi veya metin okumaları gibi bir şeye dönüşmüş oldu. Bunun bir karşılığı olur mu, olmaz mı, beğenir mi, beğenmez mi bilmeden gerçekten hani bir zaruretten erdem olabilecek mi ruh haliyle sarıldım. Ve okudukça benim içimde bir bütünlük olmaya başladı. Metinlerin arasında mesela Mississippi'deki sel baskını, Mississippi'deki sel baskındaki eko kırımı, aynı zamanda oradaki monokültürleşme ve köleciliğin ve kölelerin hafızasıyla birleştirmesi. Yani sel altında kalmanın bir alegori olarak esasında kölelerin bedenleriyle kaplanmış tarlalarla arasında kurduğu şeyler gerçekten kafamda hep daha sonra daha kolay formüle edebileceğim emekolojinin, yani işçinin bedeni üzerinden ekolojik kırıma gitmekle ilgili birdenbire kendime Covid'in üzerinden düşünebildiklerimizi konuşurken buldum. Yani o metni esasında kendimin yalnızca okuduğunu düşündüğüm, hiçbir zaman tanımadığım bir kitleye tek başıma odadan oluşturduğum anda bende yaşadığım o kısa 10 senelik radyo deneyimimde aktarmaya çalıştıklarımla, mesaimle verdiğim anlamla çok değişik bir konstelasyona girmiş olduğunu fark ettim. Benim radyo hikayemde bu diakron ve senkron kullanım diyeceğim şey çok önemli. Çünkü
Dediğim gibi esasında ben formasyon itibariyle bir tarihçiyim diyebilirim. Daha tarihsel çalışan bir sosyal bilimciyim. Ciddi bir inkraz yaşayan, yıkış yaşayan akademide esasında bununla yaşıyorum hayatım kazanıyorum. Ama bundan kaçmak için yaptığım şeyler çok güncel şeyler. Hatta çok acil şeyler, aciliyet arz eden şeyler. Gündelik bandolar içerisinde sesi susturulan işte bu rutin büyümenin veya kalkınmanın sonucunun 30 işçi ölmesi. En azından onların bedeni üzerinde saklansa bile konuşabileceğimiz toksik malzemelerin yavaş suçlarla bütün ekosisteme yayılması gibi aciliyet gelen şeyleri bir bugüncü anlayışla gündeme sokmaya çalışıyorum. Bu sosyolojik veya ayaklarda antropolojik iş diyorum. Yani hikayenin her halinde daha önce Covid'den önce çok senkron bir iş yaparken, yani sesi daha az duyulan işte bedeni ve hani sendikal veya işçi meseleleri belli yayınlarda az duyuluğu demiyorum. Bununla ilgili ciddi bir bazı yerlerde hatta artık işçici diyebileceğimiz bir abundance da var. Fazla bir bolluk da var. Yani işçi meselesiyle uğraşanlar işçi meselesini konuşuyorlar. Feminizmle uğraşanlar feminizmi kullanıyorlar. Belki çevre meselesini kullananlar çevre, hayvan hakları, hayvan haklarını kullanıyor. Ama genelde kendi kapalı ve çok geçirgen olmayan temsiliyetlerle kalıyor. Benim radyoda senkron olarak yapmaya çalıştığım esasında bu daha sesi az duyulabilecek olanların, yani bir kültür ortamında sesi daha az duyulabilecek olanların senkron olarak yalnızca radyoyu kullanarak iletilmesiydi. Ama dediğim gibi Covid'de üstüne diakron, yani iki tane farklı zamanı ele alan bir boyut da gelmiş oldu. Radyo Walter Benjamin'le 2020'lerin 1930'larda düşündürttükleriyle 2020'lerde 1930'ları hatırlamakla bir kaza, bir yol kazası, yani güllük gülistanlık bir ilerleme ve büyüme içerisinde bir yol kazası gibi gözüken faşizmi 2020'lerde düşünmekte. Bir faşizmi gündelik hayat içerisinde düşünememenin esasında bu çok tasnif edilmiş platformlarda, belli platformlarda kendini ifade eden, kısıtlı platformlarda temsiliyet içerisinde kendini ifade eden tarzlarla da ilişki olmasını düşünmeye başladım. Dediğim gibi Radyo Walter Benjamin bu Covid zamanında bu çağrışımlar zinciriyle kendini hiçbir zaman radyoculuk yaptığını bilmediğimiz, en azından gerçi bizi şaşırtabilir Suat Derviş, aynı dönemin bir ruh ikizi olduğunu düşündüğüm, ayaklarıyla gazetecilik yapan, son nesillerden biri olan Radyo Suat Derviş'i kendini birleştirdi. İşte Mississippi sellerinden Kasımpaşa Galizi'nin deresinin salgınlarına etrafında oturup hem çocuğuna bakan hem fabrikalarda çalışan ve iş kazalarına maruz kalan kadınların hikayesini sıçradı ve radyo işte Walter Benjamin'in duyurduğu seslerle Suat Derviş'in duyurduğu sesleri ve yazdıkları metinlerde sonorik haritalamaya, yani o sesleri aktarmaya, yani gerçekten bir cami avlusunda oturup bir kadın işçinin fabrikadaki çıkrıkların sesini parmağının kaybı üzerinden nasıl tanımladığı, yani bu kadar öznesine kendi tasnif edemediği sesleri aktarma imkanı vermesini düşündürttü bana. Buradan son bağlamak istediğim esasında bu bende radyonun, açık radyonun imkan verdiği bu dün bugün konstelasyonu, dünle bugünün çarpıştırma anının yarattığı bir Walter Benjamin'in tabiriyle diyalektik, durağan diyalektik. Çok yıkıcı, kırıcı bir şey esasında. Hani durağan diyalektiği bugünün rüya içindeki toplumuna, çünkü büyük uyanış diye nitelendiriyor ve onun esasında her zaman algı metotları üzerinde uğraşmış Walter Benjamin. Büyük bir fantazmagoria yaşayan, meta ekonomisinin yarattığı hem arzuları hem de ürünleri tüketen rüya içerisindeki toplumu uyandırmak için algı metotlarını yapıyor. Yani bir de fragman yazayım veya bir de pasajlara gideyim gibi bir tematik mekan veya metot seçimi yok. Gerçekten dün ve bugünü, geliyoruz kapran sıçrayışına, bugün bir şey tehdit altındayken hafızanın yaptığı kaplan sıçrayışıyla geçmişten bir içeriği koparıp getirmek diye algılamak. Sanırım radyo bu konuda bize görsel bedeniyle gelen, görsel tasnifiyle gelen sesten çok daha ileri şeyler sunuyor. Halen bu açıdan radyoman olmaya,
Yani şimdi kızımla o farkı görüyorum. İstediğin platforma gidip her açıdan sürekli tüketen öznenin, görsel olarak tüketen öznenin tıklayabilerek kendi portföyünü oluşturduğu platformlar, platformazasyon yani her açıdan, işte Airbnb ile konaklamanın platform hale gelmesi, Uber ile ulaşımın platform hale gelmesi, işte değişik mecralarla radyoculuğun platform hale gelmesinden karışık çeşitli insanların, burada programcılardan bahsediyoruz, sabahleyin radyoyu açtığın zaman birbiriyle fragmanlarını çakıştırabileceği bir radyo mecrasında olması arasında çok büyük bir fark görüyorum. Kızım bu farkı burada Açık Radyo hakkında kötü konuşarak, yine mi Açık Radyo? Fransa'da France Culture dinliyoruz. Ona Su France Culture adını aldı sürekli dinlediğimiz için. Çünkü ona mesela o nesilden bir çocuğa 10 yaşında kendi seçemediği, bedenini görsel olarak birleştiremediği, yani o şey içerisinde beklediği o hızlı ani geçişli görselle birleşemediği bir ses sürekliliği gerçekten bir azap gibi geliyor, bir sufrans gibi geliyor ona. Bu farkı da görüyorum ve platformla radyo arasındaki farkı, hani o yarattığı çarpışma anlarını, fragmanları, durağan diyaleği alıştırma açısından radyonun bir platform değil, bir mecra olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Bu kaplan sıçrayışlarına, dünden bugüne kaplan sıçrayışlarına izin veren, seçmediğiniz programlar arasındaki programlanmamış geçişlere izin veren, yani her zaman bir uzun soğukluk da var burada, bir yanı olduğunu düşünüyorum. Ve bu açıdan görsel, yani gösteri toplumu biliyorsunuz, yani görsellik üzerine, beş duyu içerisinde görselliğin bu kadar öne çıktığı ve işte her ne kadar Alman faşizmin radyoculuğu, işte Benjamin'in yapamadığı noktada Goebbels tabii devreye girerek radyoyu ele alıyor. Radyo hikayesi Benjamin'in burada bitiyor. Ama tabii bunun üstüne gerçekten nasıl Goebbels'in yarattığı propaganda ekonomisinin zaten görsellikle bütün sokakları, bulvarları, askeriyesi, binaları düzenlenen bir şehrin sese yansıması olarak algılayabiliriz. O yüzden bence Goebbels dönemi radyo da çok görsel bir şey, işçileri olmaktan çok. Çünkü tasnifleri bedensel. O yüzden gösteri toplumu karşısında dünyaya bütün sesleriyle açık olan bir mecranın olması, panoptikonun karşısında panakustikon olması çok önemli geliyor. Çünkü tesadüf değil, bütün bu gözetim mekanizmalarının panoptikon diye değerlendirilmesi, gözetleyen göz ve müthiş bir şekilde beş duyudan öne çıkan, en çok öne çıkan şey bugünkü gözetim, yönetim kapitalizmi içerisinde panakustikonun gücünün bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bir kavramla da bitireyim. Yine Walter Benjamin'den. Birincisi, tartışmayı almak istiyorum. Neden işte ergenliğe giren bir çocuk annesi olarak o çocuklara yönelik, gençlere yönelik, yani Benjamin'in de yazdığı oyunlardaki o kurduğu mana dünyasının bana ifade ettiklerini, dertlerimi ifade ettiklerini düşündüğümden şu anda çocuklara ve gençlere yönelik bir radyo faaliyeti olabilir mi? Bu mesela Açık Radyo'da ne kadar yer bulabiliyor? Bunun hani pedagojisi, o müthiş pedagojik süreklilik ifade tarzı, hani teknolojinin yerine geçmeyen bir pedagoji, teknoloji tarafından yutulmayan bir pedagoji mümkün mü? Bunu konuşalım istiyorum. Bana tesadüf gibi gelmiyor bu tercihi Benjamin'in. Ve biraz önce dediğim gibi sufransa dönüşmesi, kendi kliklemediği, kendi tercih etmediği görüntü bedeniyle gelmeyen ses ve onun yarattığı müthiş yıkıcı potansiyelle çocuklardan alıp tekrar onlara geri verebilir miyiz? Dediğim gibi tek bir son bir kavramla da bitirmek istiyorum. Esasında kavram olarak bunu hiç bu şekilde, açık bir şekilde söylemiyor. Optik bilinç dışından bahsediyor Walter Benjamin. Burada umarım yakında hikayenin her ailesinde misafir edeceğim Cana Bostan'a çok referans vermek istiyorum. Sağ olsun böyle hızlı bir şekilde onunla görüştük ve bunu muhakkak programa da ciddi bir şekilde sese yatırmamız gerekir diye düşündük. Akustik bilinçaltı sürekli gelen esasın pasajları, Paris'in 1930'larda Paris pasajlarında 19. yüzyıl kapitalizminin esasında vaadini yerine getirmeyen kırıntı seslerini arıyor. Akustik bilinç dışı, yani her ne kadar belli bir kent mekanına gidilse bile burada aranan şey ve arama şekli, tarih yazımı yaklaşımının akustik bilinç dışına yakın olduğunu söyleyebiliriz. Biraz
bir hafızama, hatırlama, yani tarih yazımı önerisi derken aynı zamanda bireysel olarak bir hatırlama önerisi de veya zaten böyle hatırlarken buna çok daha fazla hak verme, yer verme önerisi. Bağlantı şöyle ilerliyor. Bunu bu hali, bu akustik bilinç dışını esasında insanın rüya haline benzetiyor. Eğer rüyalarımızı hatırlayabilirsek, hatırladığımız olsun, hani eğer belli bir zamanda uyandığımızı hatırlayabildiğimiz rüyalarımız, çok fazla rüya malzemesiyle de çalışır. Kendini özellikle rüya durumuna da sokmaya çalışır Benjamin. Bu akustik bilinç dışı bir şey halinde, bir Ruhşeym halinde rüya teorisinde de var Benjamin'in. Ve burada esasında bir kolektif, uyku halinde bir kolektif beden olduğunu söylüyor. Şu an içinde yaşadığımız kolektif bir uyku durumundayız. Yani bu ilerlemenin böyle devam edebileceğini düşünmek, bu büyümenin böyle devam edebileceğini düşünmek esasında müthiş bir uyku durumuna da tekabül ediyor. Bir fantazmagorik bir durum var. Ve en gündelik hallerimiz işte... En basit şey, türümüzü bir araya getiren mesela neslin devamı gibi en gündelik kıyım şeyimiz bu rüyanın içerisinde yer alamıyor. Yani böyle bir esasında uyku halinden bahsediyor. 1930'lardan bahsediyor. Ben bugünkü artık adını iklim krizi diye koyduğumuz, ekokırım diye koyduğumuz şeyden bahsediyor olayım. Esasında uyku halindeki kolektif bedene bir... bir makrokozmik seyahat yaptığınızda muhakkak burada bu akustik bilinç dışı ortaya çıkar. Bundan bahsediyor. Yani bütün bedenin artık zihnini de susturan bütün bedenin organlarının çok daha eşit bir şekilde hareket ettiği ve o uyku halinde gündelik hayat içerisinde bastırılan, tasnif edilemeyen seslerin bedenden ayrılarak yeni bir temsiliyeti olmadan bedeninden ayrılmış orkestra haline geldiğini söyler. Ama orkestrada yanlış bir kavram oldu herhalde. Sesler henüz temsilini edinmemiş olanın biçim değiştirme kabiliyetidir rüya. Hem temsil edinmemiş sesler çok farklı şekillerde bir araya gelirler. Tam da pasajlarda esasında aradığı, 19. yüzyıl kapitalizmi içerisinde pasajlarda aradığı 19. yüzyılın o büyük sanayi üretimi, trenlerin bütün hızı değişti. Yani insanlığın herhalde 2000'lerden de çok daha büyük, en büyük zaman mekan sıkışmasının, en büyük ilerlemeye olan inancının, en büyük ses yükseltisini yaşadığı 19. yüzyılda esasında bastırılan o yıkımın sesini pasajlarda duymayı imkan sağlar. Bütün bu esasında Benjamin'in kentin 1930'larında bir önceki dönemde büyük arzular harekete geçirmiş, büyük bandolarla açılmış, bugün isterseniz mega projelerini, onlarca işçi öldüren ve ekokırma yol açan şeyleri, mega projelerini, AVM'leri, güvenlikli siteleri, şaşa içerisindeki metaları düşünebiliriz. Bütün bunlar yapılırken sesini duyulmadığımız şeylerde bakabileceğimiz bir öneridir. O yüzden sanırım platform değil açık radyo. Açık radyo her ne zaman bazen platform kavramını kullansak bile bugünkü platform ekonomisinde bir mecra. Her şeyin merkezden seçilmiyor olması çok büyük bir şey. Ben kendi bireysel olarak yaptığım programda bile iki farklı dönemde gerçekten o arizilik, o sıçramayı kapran sıçraması olarak yaşayabildiysem sanırım bu merkezden belirlenmemede de seçemediğim programların iç içe geçmesinde bu çok seslilikte çok ciddi kapran sıçrayışlarını olduğuna inanıyorum. Yan yana gelebilecek seslerde. O yüzden açık radyo akustik bilinç dışı açısından bugün bizim ve sizlerin ve Biennale'de sunulabilenden çok daha farklı okumalarının olabileceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Benjamin'den başlayarak bugünle ilişkilendirdiğiniz örnekler bir anlamda radyonun ne kadar önemli bir kültür ve haber aktarıcısı olduğunu da gözler önüne seriyor. Son 8 dakikamızda panelimizin sizin nasıl sorusuna yanıt vermenizi rica edeceğim. Peki, teşekkür ederim. Resmi radyoyla açık radyosunu kıyaslamak amacıyla okumadım. Eski Ankara Radyosu, İstanbul Radyosu programlarını. Bir ihtiyaçtan hareketle yapıldığını anlatmak istemiştim. O ihtiyaç ne oldu acaba? Nasıl bir
anlayış değişikliğine gidildi ki bunun da neler olduğunu biliyoruz ama sadece bu soruyu sormakla yetineyim. TRT haliyle son 10-15 sene içerisinde bütün bölge radyoları yine devam ediyor ama merkezden hareketle ve şeye dönüştü. Türkü kanalı, Türk müziği kanalı ve benzeri şeylere dönüştü. Bu bütün kapsayıcı şey yapıdan tamamen parça parça ve bir çeşit türlere, tür radyoları oldu. Bu Açık Radyo'nun ısrarla vazgeçmediği, ilk gününden beri vazgeçmediği, üstelik üstüne daha da yeni programlar, yeni anlayışlar, yeni açılımlar getirdiği bir şey olarak en takdir edilecek ve üzerinde durulması gereken bir nokta. Bir eski söz vardır, iki eski söz vardır. Sehli mümteni denir. Yapa yapa elde edilmiş kolaylıktan bahseder. Bir de külfetsiz. Bu sözlerden, bu sözcüklerden hareketle Açık Radyo'nun ne kadar yaptığı işi külfetsizce yaptığını, nasıl yapa yapa elde edilmiş kolaylıklar içerisinde yaptığını anlatmak isterim. Trapez dünyanın en zor işlerinden biridir. Ama pullu elbiselerle yukarıya çıkarlar insanlar ve kadın olsun erkek olsun o trapezciler gayet sağlıklı bir görünüş ve gülümseme içerisinde yüzleri devamlı gülerek o zor hareketleri yaparlar. Hatta siz aşağıda seyrederken ya bunu ne olacak bunu ben de yaparım diye geçirebilirsiniz içinizden. Halbuki o yapa yapa prova edile edile kazanılmış bir beceridir, bir kolaylıktır. Bunu söyler. Külfetsiz de o kadar bunu ustalıkla o kadar yine kimseye dokunmadan ama yine kimsenin beceremeyeceği bir şekilde yaparsınız ki külfetsizce ulaşacak yere. İllüzyondan söz edeceğim. İllüzyon aslında dramatik bir kavram. Romantik çağda operanın ve tiyatronun kullandığı bir hile, bir trük. Yani gök gürültüleri, ışık gösterileri, işte akan dereler, sular falan filan. Bu antik tiyatroda da vardır. Brecht buna çok karşı çıkar. Dramatik tiyatronun ya da romantik tiyatronun en fazla karşı çıktığı unsurlarından biri. Ama tamamen vazgeçmeyiz illüzyondan. Ve bu illüzyonu hayatımızda da kullanmaya çalışırız, kullanırız. Radyoda illüzyon olur mu? Oluyor. Dikkat ederseniz üç konuşmacı radyo tiyatrolarından bahsetti. Açık Radyo'da da yapıldı radyo tiyatroları ya da kitap okumaları. İşte bu bir illüzyon. Yani hepimiz büyük bir zevkle bu illüzyona kapılmaya, katılmaya gönüllüyüzdür. Açık Radyo'nun illüzyonları, askeri müzedeki şenlikler, bilmem yaşınız müsaade etti mi, katılabildiniz mi, görebildiniz mi? Tam bir illüzyondu. İnsanlar oradan oraya koşturarak müthiş zengin bir program takip etmeye, onları izlemeye ve kapılıp gitmişlerdi. Sonra illüzyonlardan biri radyoyu üç boyutlu hale getirme çabaları. Açık Radyo'da her zaman oldu. Yapılan programların kitaba dönüşmesi, yayınlanması.
işte burada olduğu gibi sergiye dönüşmesi. Sadece iki boyutlu sesle ilişki kurmanın dışına üzerine bir de üçüncü boyut katma. Bu da bir illüzyon. Dinleyici destek haftaları en önemli sehli mümteni ya da külfetsiz yapılan işlerden biridir. Hiç kolay değildir ama dışarıya karşı sunulurken, gerçekleşirken büyük bir kolaylıkla sanki kendiliğinden oluyormuş gibi yapılır. Ve insanları bir yerde destek olmaya çağırırken bunun becerilmesi, bu illüzyona insanların kapılması da ayrıca üzerinde durmamız ve düşünmemiz gereken bir şeydir. Eğlence en büyük unsurlardan biridir bu illüzyonun yanı sıra. Her şey eğlenerek, güler yüzle ve radyo kapanacak yarım saat sonra ama bir koridorda bir şenlik yapılıyor, bir eğlence. Herkes pastasını kapan gelmiş, içeride öyle müzikler çalınıyor filan. Bu eğlence havasının yapa yapa elde edilen kolaylığın ve külfetsizliğin çok büyük yardımcısı olduğunu, yapanları, dinleyenleri bu illüzyon dahilinde kavradığını, kendine çektiğini söylemeliyim, söyleyebilirim. Evet. Bunun dışında 1999 depremindeki anlayış, bu da başka türlü bir illüzyondu. İnsanların katılımı, orada kurulan komisyonlar, yardımcı arkadaşlar, gitmelere gelmeleri. Açık Radyo işte böyle bir aynı zamanda üç boyutluluğunu yaratırken böyle bir illüzyondan da yararlanarak, böyle bir illüzyonu kullanarak da yapıyor. Aynı zamanda eğlenceli tarafını öne çıkartarak da yapıyor. Bu kitlelere ulaşmasında, kitleleri kavramasında, destek bulmasında ve uzun ömürlü olmasında çok önemli katkılar sağlıyor. Pay sahibi olabiliyor. Başka bir model ben doğrusu bilmiyorum. Çok da fazla başka radyoda dinlemiyorum. Açık Radyo yetiyor. Ona da yetişemiyorum doğrusu tabii, yani bütün programları takip etmeye yetişemiyorum. Kendi modeliyle, kendi özel yapısıyla çok önemli bir şey. Ben aidiyet duygusu kuvvetli olan biri değilim. Hayatımda tabii bir futbol takımı tuttum ama hiçbir zaman formam olmadı. İki kere falan maça gitmişimdir, oğlumu götürdüm bir tanesinde. Arabaya binip klakson çalarak şampiyonluk kutlamadım. Böyle bir fazla şeyim yoktur. Ama itiraf edeyim, kendimi aidiyet duygusu olarak en iyi hissettiğim ya da aidiyet duygumu bağladığım bir yer olarak Açık Radyo hep oldu. Önemine çok inandım, önemine çok inanıyorum ve varlığının sürmesi yönünde de çok iyi temenniler ve isteklerim, arzum. Çok teşekkür ederiz. Paneli bitirmeden önce ben de Açık Radyo'nun hakikaten çok önemli bir kültürün temsilcisi olduğunu vurgulamak istiyorum. Bu anlamda bu ülkede bir topluluk yayıncısı olarak tek başına bir misyon üstlenmiş durumda. Dilerim ülkenin demokratik koşulları Açık Radyo gibi radyoların artmasına olanak verecek imkanlara sahip olur.
Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun.